Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elemleştah leke besmeleyle. On bir kul huvallahu ahad besmeleyle. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Üç salavat-ı şerife. Allah'ı fadlen kebira.
Sadakallahu azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhan rabbiyal aliyyil a'la vehhab. Elhamdülillahi hamdihi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz acizane, naçizane, eksikli, kusurlu hatalı ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, okumuş olduğumuz 4 adet hatmi şerifi, hadis-i şerifleri, hatmi hacibyanımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi lütfunla, kereminle, ahsen-i kabulüyle, makbuliyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her hatmin sonunda yapılan dua makbul olur, Allah müstecab eder buyurmuş. Şu dualarımızı müstecab dualardan eyle. Bizlere ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimize ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle. İçimizden geçirdiğimiz dileklerimizi bizlere nasip eyle. Okuduğumuz surelerin, hatimlerin sevaplarını evvelen ve hasreten şu mübarek cuma gecesinde Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi o Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Sünnet-i Seniyyesi'ne en güzel tarzda uymayı cümlemize nasip eyle. Rüyalarda güzel cemalini görmemizi cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin ve pâk ashabının ve kıyamete kadar etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Hazreti Adem Atamız Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratına ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan evliyaullah olan ve şayih-i vasılîn, ulema-i muhakkakîn, sadat-ı turuk-u aliyemizin vesair evliyaullahın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, amin diyen kardeşlerimizin, hatimleri okuyan kardeşlerimizin, uzaktan yakından şu camiye, şu mübarek gecede cem olup toplanmış olan şu kardeşlerimizin ahirete göçmüş, bütün mümin ecdadının, sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına da ikram eyle. Amin. Şu beldede metfun bulunan evliyaullahın ve müminin, müminatın ve salihlerinin ruhlarına da ikram eyle. Amin. Ayrıca nesilleri kesilmiş, adları unutulmuş, kendilerine ahirette dua edecek kimseleri kalmamış, boynu bükük Müslümanlar dahil cümle müminin müminat ve Müslümin-i Müslümatın da ruhlarına dereceleri üzere ikram eyle. Amin. Senin fazl-ı keremin sonsuzdur ya Rabbi. Gayb hazinelerinden cümlesinin ruhlarına bakışlar ihsan eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Derecelerini yüksek eyle. Amin. Şu saydıklarımız içinde kabirde hatalarından dolayı kabir azabı görenler varsa Esma-i Hüsna hürmetine, zikrin hürmetine, hatimler hürmetine, cuma gecesi hürmetine, şu dualar hürmetine azaplarını def'ü ref'ü izale eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbel Alemin, biz yaşayan mümin kullarına da hakkı hak olarak görmeyi nasip eyle. Hakka uyup yaşamayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Ya Rabbi, fitnelerden, batıllardan bizleri uzak eyle. Günahlardan, haramlardan bizleri koru. Bize sevmediğin ne gibi hal, huy, sıfat varsa bizi onlardan pak eyle. Bizi sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle. Bizi sevdiğin huylar ile huylandır. Sevdiğin sıfatlar ile sıfatlandır. Sevdiğin ilimlerle bilgili eyle. Sevdiğin yollarda ömür geçirmemizi nasip eyle. Sevdiğin amelleri işlememizi nasip eyle. Sevdiğin işleri yapmamızı nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi nasip eyle. Beldelerimizi ve sair beldelerdeki Müslüman kardeşlerimizi hıfz-ı himaye eyle. Her türlü maddi manevi semavi arazi afetlerden, felaketlerden, sıkıntılardan, dertlerden, üzüntülerden, şerlerden mahfuz eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlerimize acilen devalar nasip eyle. Bizden dua bekleyen, dua talep eden kardeşlerimizin istediklerine onların nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı hayırlı evlat olarak yetiştirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden,
ve bilhassa zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış olan İslam beldelerini tekrar kurtarmayı nasip eyle. Amin. Ezanların susturulduğu, camilerin yıkıldığı, minarelerin yıkıldığı diyarlarda tekrar ibadethaneler inşa edip senin dinini dünyanın her yerine yaymamızı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ehli eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizlerden davacı ettirme. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eyle. Amin. Bizi Peygamber Efendimiz'in istediği şekilde sünnetini ihya eyleyip has ümmetler olmak şerefine nail eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Helal temiz kazançlar nasip eyle. Amin. Kimseye muhtaç olmadan, kimsenin önünde hor zelil olmadan, kimseye el açıp boyun bükmeden bizleri şerefimizle, haysiyetimizle, helal kazançlarla yaşayanlardan eyle. Amin. Kazançlarımızın fazlalarıyla hayırlar, hasenatlar, emr-i maruflar, nehy-i münkerler, cihatlar yapmamızı nasip eyle. Amin. Vefatımızdan sonra da sevap kazanmamıza sebep olacak hayırlı işlere bu kazançlarımızın fazlalarını sevk etmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı evlatlar yetiştirmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kıyamet koptuğunda, kabirlerimizden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimiz'in liva-ül hamdi altında haşr eyle. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle komşu eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i başında kavuşmayı nasip eyle. Amin. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizi cennat-ı aliyata, cehenneme düşmeden, kahrına, gazabına uğramadan ilk giren has Müslümanlarla beraber dahil eyle. Amin. Cemalinle müşerref eyle. Amin. Selamına nail olmayı nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i senden duyup dinleme şerefine cümlemizi nail eyle. Amin. Hürmeti Esma'iken Hüsna ve bi hürmeti Habibiken Müşteba ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Leyletil Cuma ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Sorulan bazı soruları cevaplandıracağım. Soru sahipleri dinleyebilir. Diğerlerinin bazısı uzak yerlerden gelmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Duadan unutmasınlar, gidebilirler. Sorularımı cevaplandırmasına geçiyorum. Bir kitabın ismini vermiş bir kardeşimiz. Senelerce kılmayıp da namaza yeni başlayan bir Müslümanın kılmadığı namazlarını kaza etmesi üç şekilde olur demiş. O kitapta diyor. Beş vaktinin sünnetlerini kılmaz. Onların yerine günün boş zamanında kaza namazı kılar. Bir ihtimal. İkinci bir şık. Yalnız sünnetlerin yerine kaza kılar. Üçüncü bir ihtimal, sünnetler yerine kaza kılmayıp boş zamanlarında kaza kılar. Bu iki şekilden en iyisi birincisidir. Böylece kazalar bir an önce biter demiş. Biz bunu tutalım mı diyor. Bu bizim mezhebimizde değildir. Bizim Hanefi mezhebinde kazaya kalmış namazları kılmak için sünnetleri terk etmek doğru değildir diye alimlerimiz karar vermiştir. Çünkü namazı kazaya bırakmak bir kabahattir zaten. O kabahati kapatmak için bu sefer başka sevaplı namazları kılmıyor. İkinci bir kusur olmuş oluyor. İkinci bir şeyle kusurla birinci kusurları kapatmak gibi oluyor diye alimlerimiz bunu uygun görmemişlerdir. O söylenilen kitabın yazarı başka mezhepten olduğu için öyle söylemiş olabilir. Biz eğer kazaya kalmış namazlarımız varsa onları ödeyeceğiz ama sünnetleri kırpıştırarak değil. Yani sünnetlerimizi, şeylerimizi kılmaya devam edeceğiz. Kazaları da ödeyeceğiz. Bazı gazeteler taksitle otomobil satışı yapıyorlar. Bu caiz midir? Yani gazete veya müessese, dükkan veya ticarethane bir malı peşinde satabilir, taksitle de satabilir. Bunun fıkıhta bir mahsuru yoktur. Sadece efendim faizli bir işlem olmamasına dikkat edilir. Bir de ben şahsen çarşıya pazara gittiğim zaman alışveriş ettiğim insanın da benim gibi kardeşim olmasını temenni ederim. Yani temennim odur.
Ya Rabbi benim paramı Müslümanlara nasip et. Onlar kazansınlar, helal hoş yesinler, helal olsun kazancım, karım diye öyle düşünüyorum. Bir de o tarafı düşünürlerse iyi olur. Birisi sormuş, eğer şeytan olmasaydı ne olurdu diye. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi hikmetli yaratmıştır. Hikmet demek her şeyi yerli yerince yapmak demek. Şeytanı yaratmasında da muhakkak Rabbimiz her şeyi iyi bilir. Bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır. Şeytanı mesela Allah melekleri günahsız yaratmış. Hiç günah işlemeyen varlıklar. Ama biz dünya ehli insanları da serbest bırakmış. Dünya ehli insanları da serbest bırakmıştır. Doğru yolda gidenler cenneti kazanıyor. Çok mükafatlar kazanıyorlar. Yani imtihan dünyası olduğundan. Demek ki imtihanı kazanmak, daha iyi kazançlı durumlara yükselmek mümkün oluyor. Bir Müslüman nefsini yenerse, şeytanı yenerse meleklerden de üstün derecede olduğunu alimlerimiz ittifakla kitaplarda söylemişlerdir. Yani Necip Fazıl'ın bir sözünü hatırlıyorum. Diyor ki, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın diyor rahmetli. Yani sen bana hız kazandırıyorsun, enerji kazandırıyorsun demek istiyor. Vardır bir hikmeti şeytanın da yaratmasında Allah'ın. İşte biz imtihanı kazanalım, sevaplar elde edelim diyedir herhalde. Olmasaydı o zaman dünya imtihan dünyası olmazdı, insanoğlu olmazdı. İşte sadece meleklerin hayatı gibi hayatlar olurdu. Allah böyle yaratmış, bir hikmeti vardır. Birisi soruyor, başka bir soru. Biz Müslümanlara ilim öğreniriz hadisinden sadece İslami ilimleri mi anlayacağız, onları mı öğrenmeye çalışacağız, diğer ilimler de Allah'ın rızasına dahil mi diye bir soru sormuş birisi. Şimdi tüm Müslümanlara mecburi olan ilim, yani Ahmet, Hasan, Ali, Veli, zengin, fakir, ya alim, cahil, bütün Müslümanlara lazım olan ilim Allah'ı bilmek ilmidir. Bu herkese lazım. Hiç kimse bundan uzak kalamaz. İlmihal bilgisine de namaz, oruç, hac, zekat, sevaplar, günahlar, 54 farz efendim vesaire, bunlar da la budde minhu demişler. Bu ilimleri de her Müslümanın bilmesi lazım. Çünkü sevabı günahı bilmezse ne yaptığı belli olmaz. Günahlara da düşebilir. Ondan sonraki ilimler iyi niyetle öğrenilirse Müslümanlar için gene faydalı olur. Kur'an-ı Kerim'de onları da öğrenmeye teşvik var. وَاِدُّ لَهُمْ مَسَّتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ Yani düşmanlara karşı gücünüzün yettiğince hazırlanın, silah hazırlayın, başka imkanlar hazırlayın dediğine göre fizik öğreneceğiz, kimya öğreneceğiz, tıp öğreneceğiz. Yani onlardan hiçbir sahada geri kalmayacağız muhterem kardeşlerim. Böyle bir niyetle insan hangi ilmi öğrenirse ondan da sevap kazanır. Özetlemek gerekirse Allah'ı bilmek her Müslümanın boynuna farzdır. İlk önce marifetullah'ı elde edecek o lazım. İlmihal bilgilerini bellemek lazımdır. Namaz, oruç, hac, zekat, abdest, efendim abdesti bozan şeyler, orucu bozan şeyler vesaire. Diğer öteki ilimler hepsi kıymetlidir. Öğrenirse İslam'ın hizmetine yönelirse öğrendiği ilimlerle büyük sevaplar kazanabilir. Onları hor görmemek lazım. Allah rızası için onlara da çalışmak lazım. O sahalarda da kafirleri geçmemiz lazım ki Müslümanlar zelil olmasın. Bir kardeşimizin annesinin rahatsızlığından dolayı babası ikinci evlilik yapmak istiyor. Annesi önce razı olmuyor, sonradan aynı evde ikamet etmemeleri şartıyla razı oluyor. Fakat babası ikinci evliliği gerçekleştirince verdiği sözü tutmayarak iki hanımını da aynı evde tutmak istiyor. Bundan dolayı anlaşmazlık çıkıyor. Bu konuda kardeşimizin annesi ve babası ne yapmalıdır? Şimdi rahatsızlığı bahis konusu ediliyor. Bu konuda bir kanun teklifi meseleleri filan de okumuştum, duymuştum. Zaruri hallerden dolayı bu müsaade kapısını medeni kanunda da açalım filan diye hukukçular konuşuyor diye. İslam'da biliyorsunuz bir erkeğin 4 taneye kadar kadın almağa
müsaade kapısı vardır. Herhangi bir mazeret veya var veya yok. Hanımların da buna efendim Allah'ın emrine bilgili olması lazım. Erkeklerin de bunu biliyorlar zaten, bilmesi lazım. Böyle bir anlatılan olayda bey efendinin verdiği sözü tutması tavsiye olunur. Öyle söz tutmuştu, anlaşması öyleydi. Ama tutmazsa bile iki tarafa da sabır tavsiye ediliyor. Ederim yani. Hocam meslek lisesinde okuduğumuzdan diyor birisi. Sabahtan akşama okulda oluyoruz. Cuma günleri cuma namazını kılamıyoruz. Öğretmene bazı zamanlar yalan söyleyip kılıyoruz. Yalan söylemek günah mı? Hayır. Bu durumda yani doğruyu söyleyip de gitse daha iyi olur ama yalan da söylese cumaya ibadete gittiği için herhalde mazur olur. Onlara o imkanı vermeyenlere vebal geliyor yani. Ne olurdu öğle namazını vaktinde tatili uzun yapıları söylerdi. Akşama bir saat daha uzun olsaydı diye Allah onlara soracak. Koca İslam'ı yaşamayan bir kimse ise kadının da inancına zulmediyorsa bu durumda kadın kocasından ayrılmak isteyebilir mi? İsteyebilir tabii İslam'ı şey yapınca. İslam esas olduğundan, iki cihanın saadetini kazanma vesile olduğundan o zaman kadının hakkı doğar. Bir kadının kocası kazar geçirse maddi durumları da iyi olmasa kadının çalışması caiz midir? Caiz. Kadın kocası şey yapsa da yapmasa da çalışabilir isterse. Terzilik yapar, nakış yapar, evde kese kağıdı yapar, daha başka şeyler yapabilir. Bazı imalat işlerinde çalışabilir. Çalışmalarda erkeğin ve kadının dikkat edeceği haramlara, yasaklara bulaşmamaktır. Yani bulaşmamak şartıyla çalışması mümkün. Şöyle bir hadise geçti başından diyor birisi. İçimden sıkıntı geliyor, içim daralıyor, kalbim çok şiddetli çarpıyor. Sonra bütün vücudum uyuşup şiddetli titreme geliyor. Okuduğumu anlamaz hale geliyorum, zihnimde tutamıyorum. Bir doktora başvursun ki hani vücudunun şeyinde, organlarında, kanında, efendim, tansiyonunda, şusunda, busunda bir kusur var demek ki o izale olsun. Ayrıca kendisine çörek otuyla bal karıştırıp yemesini tavsiye ederim. Hadis-i Şerif'te tavsiye ediyor. Şu ve şu kurumlarda efendim kar zarar ortaklığı kurmak için para yatırmak tavsiye olunur mu? Olunur. Olabilir. Çünkü o şeylerin usule aykırı olmadığı, İslami bakımdan mahrumlu olmadığı belirtiliyor bilgilerce. Üniversitelerde yine din düşmanları başörtü yasağını uyguluyorlar. Biz Müslüman öğrencilerin tutumu ne olmalı? Kardeşlerimizin arasında fikir birliği yoktur. Allah cevap verince razı olacak. Muhterem kardeşlerim, başımızı örtmek bizim şu Türkiye'de anayasal hakkımızdır. Anayasal, baba yasal hakkımızdır bizim. Dinimizin de şeyidir, hukuki de hakkımızdır. Bunu yasaklayanlar kendileri anayasayı çiğniyorlar. Nitekim bu konuda çıkmış olan karara muhalefet şerti veren hukukçu da gayet güzel bunu ifade etmiştir. Biz burada haklıyız. Sonuna kadar hep birlikte bu haksızlığı engellemek için çalışmalıyız. Kızları olanlar, yeğenleri olanlar, ablaları, kardeşleri olanlar, efendim, durumu müsait olanlar, nüfuzu olanlar, gücü olanlar, efendim, mevki makamı olanlar, herkese söyleyerek, bu işi yapan insanlara topluca giderek, bunun yapılmaması hususunda gayret gösterdiler. Bundan senelerce önce tıp fakültesine kız öğrencileri başörtüldür diye almıyorlardı. Ben dedim ki anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, yakınlarınızla gidin. Kapıcıyı dikiyorlar karşısına, post büyüklü kapıcı, yasak hemşerim diyor, çok iyi. Yasak ama yani anayasaya aykırı, kanunlara aykırı, hürriyetleri tahdit edici bir şey. Yani bu gibi şeye haksızlığın karşısında susmak doğru değil. Haksızlığı engellemek için medeni bir şekilde cesaretle çalışmanız lazım. Çalışmak boynumuzun borcudur. Bu hususta kimisinin genel tanıdığı vardır, kimisinin amcası vardır, kimisinin abisi vardır, kimisinin genel müdürdür, kimisinin bakanlıkta nüfuzlu bir kimsedir, kimisinin hakimdir, savcıdır. Herkese vebal düşer. Herkes elinden geldiğinde şey yapacak, bu hokkabazlık, bu düzenbazlık, bu devrimbazlık, bu oyunbazlık durdurulacak. Böyle şey olmaz. Saçma şey olmaz. Çünkü
Yani hürriyet var deniliyor, varsa hani nerede görelim? Yani de hasırın altına mı saksınız, sümenin içine mi soktunuz, çöpten gizli mi attınız, bir yere mi kaçırdınız? Nerede bu hürriyet denilen şey? Biz de görelim yani, hürriyet varsa. Yani hürriyet sadece size mi? Plajlarda bikiniyle, yokiniyle gezmek hürriyeti mi yani? Biz onlar böyle haramdır, şunu yapmayın, bunu böyle yapmayın diye Allah'ın emrini hatırlattığımız zaman vay siz bizim kıyafetimize ne karışıyorsunuz diyorlar. Peki vay siz bizim kıyafetimize ne karışıyorsunuz? Biz onu demiyoruz. Çok vebal altında kalırsınız. Bu hususta haklarınızı iyi arayın, gevşek yapmayın, gevşek durmayın derim. Hepimize, biz elimizden geldiğince yazıyoruz, çiziyoruz, ilgililerle şey yapıyoruz. Herkes seçtiği milletvekilinin yakasına yapışsın muhterem kardeşim. Terletsin adamı. Seçmediniz mi? Seçtiniz. Geldi. Sen benim vekilim misin? Vekil misin? Ben şunu şöyle istiyorum. İstemiyoruz, istediğimizi duyurmuyoruz, adam da bilmiyor. Eski Milli Eğitim Bakanlarından birisi başörtüsü kalkacak demiş şeylerde, İmam Hatip okullarında. Oturmuş telefonun başına, hiç telefon gelmemiş. Demedim mi size demiş, benim halkım şeydir demiş, devrimbazdır demiş. Bak hiç demiş, başörtüsünü kaldır deyince hiç itiraz olmadı demiş. Senden ümit beslemediği için sen laf anlamayacaksın diye sana telefon etmediler. Yürekleri kan ağrıyor. Ama öyle demiş yani. Bana hiç telefon gelmedi bak, razılar bu işe demiş. Onun için istemediğinizi belirtin. Milletvekiline söyleyin, bakana söyleyin, dilekçe verin böyle 20 metre, 30 metre, 50 metre, İstanbul Ankara arası kadar 450 metre. Yani dilekçe verin 450 kilometre. Biz bunu böyle istiyoruz diye. Sıkıştırın, bu işi engelleyin. Bu engellenmeyecek bir şey değil. İki dudak arasında bir şey şöyle olsun derse öyle olur, böyle olsun derse böyle oluyor. Niye zulmediliyor? Bir insanın arzusu niye engelleniyor? Bunun hesabını sormanız lazım. Medeni yollardan haklarınızı aramanız gerekir. Avukat tutun, dava edin, anayasa mahkemesine başvurun, baba yasa mahkemesine başvurun, her şeyi yapın. Cennet annelerin ayağının altındadır sözü doğru mudur? Doğrudur, hadisi şeriftir. El cennetü tahta akdamil ümmehat, Arapçası, hadisi şeriftir. Bu anneye saygıyı gösteriyor. Cennete girmek için insanın bilhassa annesine, babası dahil ama özellikle çok büyük zahmetini çekmiş olan annesine çok hürmet etmesi, ayağını öpmesi, efendim ona çok izzet itibar etmesini gösteriyor. Yani annesine hoşunuz edemezse ona cennete giremeyeceği ikazı vardır burada. Onun için evlatlar annelerine, babalarına saygılı olsunlar. Olanca saygılarını takılsınlar. Evlenmede söz alındıktan sonra düğün gününe kadar işlenebilecek mahsurları, günahları engellemek maksadıyla dini nikah yapmak doğru bir hareket olur mu? Ben tavsiye etmiyorum. Şahsen tavsiye etmiyorum. Olabilir. Çünkü nikah iki kişinin arasında icap ve kabul. Yani sen vardın mı vardın, sen aldın mı aldın şeyinden ibarettir. Şahitlerin huzurunda bu böyle yapılır. Yapmaları serbest. Yalnız resmi nikah yapılmadan bizim halkımız cahil olduğundan bir bozuşuyorlar. Ne dini nikahın önemini anlıyor, ne de dini nikaha kulak asıyor. Hadi eyvallah, ver bakalım benim nişan borçamı. Al başına çalışsın nişan borçası. Efendim, ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar ama hani nikahlanmışlardı. Adama gidiyorsun, boşamam diyor. Kadın onun dini bakımdan nikahlısı. Gidiyor başkasıyla nikahlanıyor. Oluyor, zina yaptığı iş. Bir sürü mahsurlar çıkıyor. Çünkü halkımız cahil. Bu işin önemini bilmiyor. Söz ağızdan çıkar, böyle bir sürü vebali olur, bir sürü mesuliyetler olur. Vebali mesuliyetini bilirse, gayr-ı medhulün biha, yani gerdeğe girilmemiş bir kadına mihrinin yarısı verilir, boşanırsa ancak boşanır, aksi takdirde şöyle olur, böyle olur denildiği için, muhterem kardeşlerim, ona riayet edecekse, isterse yapabilirler ama çok kere riayet etmesini beceremediklerinden, cahil olduklarından, bu gibi durumlardan korunmalarını tavsiye ederim. Günah olmaz. Yani bir insanın örtülü bir şekilde nişanlısıyla çarşıya gidip nikah malzemesini alması vesairesi filan günah olmaz. Çünkü zaten kadın çıkıyor çarşıya. Bizim kadınlarımız, yani sizin kadınlarınız evde kafesin arkasında mı duruyor? Çarşıya çıkar, pazara çıkar, otobüse biner, minibüse biner, efendim fileleri alır, alışverişi yapar, dükkancıyla konuşur, fırından ekmeği alır. Nikaha gelince filan bilmem ne. Yani mahsurlu şeylerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bir insan iki veya üç kere evlenmesi caiz midir? Yani
iki evlenir, üç evlenir, beş evlenir, on evlenir. Birinci hanımı sizlere ömür vefat etti, bir daha evlendi, bir daha evlendi, bir daha evlendi. Ha şeyi kastediyorsa dörde kadar olduğuna dair ayet-i kerime vardır. فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسِلَاسَ وَرُبَى Yani bir Müslümanın İslam hukukunda dört tane kadın alma hakkı vardır. Aynı zamanda, yani aynı anda nikahı altında bulunmak üzere dört tane alabilir. Aynı anda olmamak şartıyla ömrü boyunca mesela bir kadın aldım, o öldü, ayrıldı veyahut ondan sonra bir daha aldı, bir daha aldı, bunun sayısı yok yani. Aynı anda tahdidi yok yani, kitaplarda şu kadar olabilir, ondan sonra artık alamaz. Kenarda tek durur diye bir kaide yoktur. Aynı anda dört taneye kadar şeriatın ahkamında müsaade vardır. Medeni hukukta bunu şey yapmışlar, bir taneden fazla alamaz demişler, etekileri yasaklamışlar biliyorsunuz hikayeleri. Ben bir öğrenciyim diyor bu kağıdın sahibi. Zor durumlarda kaldığımda, sıkıntıya düştüğümde veya imtihanlar esnasında ibadet ve taati fazla yapıyorum. Şimdi kuşkuya düştüm. Acaba ben haşa Cenab-ı Hakk'a karşı riya mı yapıyorum? Bu kuşkuma ne bir cevap verirseniz memnun edersiniz. Hayır. Yani normal olarak başka zamanlarda ibadet eden insanlar tabii başı sıkıştığı, hasta olduğu, imtihan olduğu, daha başka bir takım problemler olduğu zamanlar daha candan yana yakına dua ederler. Normal ve olağandır. Allah kabul etsin. Onda bir riya ile ilgili bir şey yoktur. Efendim, riya denilen şey başka insanlara yaptığı ibadetin göstermek, fiyaka satmak için, şöhret kazanmak için, nüfus sağlamak için filan olandır. Yani benim namaz kıldığımı adam görsün de efendim itibarım artsın, fazla rey alayım. Mesela birisi, diyelim ki bir milletvekili namzedi, namaz kılmaz bir adamdı ama fotoğrafçıyı çağırıyor, karşısına pozu hazırlıyor filan. Tam ben namaz kılarken bir resmini çek, seçmenlere dağıtacağım, herkes beni dinlerse. İşte bu riyadır. Neden? Gösteriş için yapıyor bu şeyi. Veyahut bir ahiret amelini yaparken insanlardan başka bir menfaat beklemek, dünya şeyi beklemek riyadır. Yoksa insanın böyle Rabbine bazı zamanlarda çok yana yakına dua etmesi oluyor. Normal. Organ bağışlamanın dinimizde sakıncası var mı? Bazı şartlarla caizdir. Organı verecek kimsenin rızası lazımdır. Organı verecek şahsın hakikaten hayatının son bulmuş olması lazımdır. Bir taraftan canı varken öbür taraftan orasını kes, burasını al, öbür tarafa öteki adama tak filan gibi şeyler olmaz tabii. Bir takım şartlarla, rıza ile organ nakli bir Müslümanın hayatını kurtarmaya, birisinin iyiliğine sebep olacağından buna cevaz verilmiştir. Fiilen de yapılıyor. Benim mesela Müslüman kardeşlerimden birisinin hanımı çocuklarında böbrek yetmezliği olduğu için böbreğinin bir tanesini oğluna verdi. Oğlum yaşasın, şey yapsın diye. Organ bak, caizdir. Yani bazı şartlarla caizdir. Hocam, evlat edinmek hakkında açık bilgi istiyoruz. Duyduğumuza göre evlat edinilen çocuğun öz annesi ve babası olmayan kimseye anne baba demesi caiz değilmiş. Bilgi istiyoruz. Evet, İslam hukukunda bir başkasının çocuğunu kendisine evlat edinmek, ona kendisine anne baba dedirtmek, onu evladına geçirmek, nüfusuna geçirmek gibi şey, böyle bir işlem muamele İslam hukukunda yoktur. O filancanın çocuğudur gene. Yani bunun çocuğu sayılmaz. Miras bakımından bunun mirasına müstahak olmaz. Ve karısıyla o çocuk arasında, erkek çocukla büyüdüğü zaman mahremlik hasıl olmaz. O ona gene namehremdir, kaçması lazım gelir. Kızsa adamla o kız arasında mahremlik baki kalır. O bakımdan İslam'da böyle bir şey yok. Böyle bir çocuğu almak isteyen alabilir. Allah rızası için bir yetime bakıyorum veya bir fakir ailenin çocuğuna bakıyorum diye bakabilir. Evlat edinme şeyi tarzında olmuyor. İslam hukukunda böyle bir şey yok. Donduralım bu cevapları. Artık kağıt göndermeyin. Çünkü cuma sabaha kadar kalacak galiba bu gidişle böyle boyuna geliyor. Şuurlu, İslamcı bir tıbbiyeli hatunla evlenilebilir mi? İleride doktor olunca zararı olur mu? Evlenmek isteyen doktor, istediği kız da doktor olabilir mi? Hepsi olur. Yani insan dindar olduktan sonra efendim ele doktorunu bulmuşsa maşallah tebrik ederiz. Ne mutlu ki tahsilli bir kimse bulmuştur. Hanım doktora da ihtiyaç var. Hanımlar da ona gelecek, muayene olacaklardır.
çok iyi olur, güzel hizmet ederler. Allah nasip etsin, Allah razı olsun. Hele hele böyle şuurlu, İslamcı çalışan kimselere özellikle evlenmekte öncelik tanıyor. Yani onlar o işin tahrını çekiyorlar, zahmet çekiyorlar, meşakkat çekiyorlar, o kardeşlerimizi mağdur bırakmayın. Yani öyle kimseleri arayıp bulma gayret edin. Muhterem efendim, televizyonun ne tür bir fitne aracı olduğu hepimizce malum olmasına rağmen birçok Müslüman gerek çevresinin gerekse çocuklarının baskısıyla televizyon almak zorunda kalıyor. Bu usta bizi aydınlatırsanız memnun oluruz diyor. Muhterem kardeşlerim, mümkünse evinize televizyon almayın. Mümkünse almayın. Onun yerine vakitlerinizi kütüphanenizdeki kitapları okuyarak, topluca, ailece okuyarak, anlatarak değerlendirin. İslami ilimleri öğrenmekle geçen vakit çok sevaplı olur, çok sevap kazanırsınız. Televizyonu seyrederseniz içinde reklamda kadın çıkar. Efendim mayolu, efendim tramplenden denize atlıyor. Efendim dans eden dans ediyor, tepe takla atıyor, bacağını çeviriyor. Bilmem birkaç defa gördüm yani. Efendim filmlerin içinde öpüşme sahnesi oluyor, yatak sahnesi oluyor, başka kötülükler oluyor. Hanemde, sazende çıkıyor, çalgı çalıyor, şarkı söylüyor. Açık saçık giymiş oluyor, şey oluyor. Bunların İslam'da günah olduğunu herkes bilir. Küçük çocuk bile bilir, kuşlar bile bilir, kelebekler bile bilir. Günahlı olan şeyi mümkünse yapmaması icap eder. Günahlı olan şeyi mümkünse almaması icap eder. Bir fıkrayı anlatayım. Bizim kardeşlerden, İstanbul'daki kardeşlerden bir tanesi, hocamız rahmetullahi aleyh sağken, efendim televizyon alalım mı eve demiş, almayın demiş. Gücün yeterse alma ya, almamaya çalış. Ama demiş efendim, yani düğmesi elimizde değil mi, kapatıveririz demiş yani. İstemediğimiz bir sahne olunca kapatıveririz demiş. Hocamız o zaman böyle biraz bazı kereler çok tonton böyle yumuşaktı da bazen de kızar celallenirdi. Şöyle bir kaşlarını çatmış, Şahin gibi şöyle bir yerinde doğrulmuş, eğilmiş ona doğru. Evliyaullah olmak lazım demiş, öyle yapabilmiş. Kolay mı sana direkt bir şeyi hemen kapat bakalım. Çoluk çocuk başlar mız 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 mız. Tam heyecanlı yerinde filmi kapattım baba, bilmem ne filan diye. Onun için en güzeli almamaktır muhterem kardeşim. Almışsa günahlı sahneleri seyretmemek lazım. Toplum olarak da televizyonun karşısında değiliz. Televizyonu İslamlaştırmamız lazım. Televizyonu edeplendirmemiz lazım. Televizyon idaresine efendim dileklerimizi söylememiz lazım. Yine milletvekillerine, bakanlarımıza, başbakanlarımıza, reisi cumhurlarımıza isteklerimizi ulaştırmamız lazım. Biz Müslümanız, böylesini istemiyoruz. Şarkıcı, türkücü istemiyoruz. Eğitim istiyoruz, güzel şeyler istiyoruz dememiz lazım. Oraları elde etmeye çalışmamız gerekir. Yahudiler bir ülkeyi elde etmek istedikleri zaman önce basını, televizyonu, radyoyu elde ediyorlar. Sonra üniversiteyi elde ediyorlar. Ondan sonra milleti efendim her yerde böyle parmaklarının uçlarında döndürüyorlar. Onların filmleri geliyor. Propaganda filmleri, günah filmleri, efendim Hristiyanlık filmleri geliyor. Bakın AT, Avrupa topluluğu, 12 ülke anlaşma yaptılar. Müşterek bir televizyon kuracaklarmış anlaşmayla. Kendi televizyonlarında sadece Avrupa yapımı filmler oynayacak diye karar koydular. Yani Amerika'dan geleni kabul etmek istemiyorlar. Amerika Türklere bindi, şimdi çatışıyorlar, hırlaşıyorlar birbirleriyle ki. Yani sen bizim televizyonumuzda bizim filmlerimizi niye oynatıyorsun, bize darbe vuruyorsun diye bir menfaat çatışması oluyor. Biz niye gavurun filmini alalım? Yani ne diye biz onların örflerini, adetlerini, pis ahlaklarını, efendim, edepsizliklerini şey yapalım diye sahip olmamız lazım. Çünkü millet biziz. Devlet bizim seçtiğimiz insanlardan müteşekkil. Milletvekilleri bizim adamlarımız. Devlet adamları bizim hazinemize verdiğimiz vergilerden maaş alıyorlar. Bizim görevlilerimiz. O halde istediğimizi söyleyip güzel şeyleri yaptırmak da boynumuzun borcu oluyor. Bilesiniz ki siz memleketin efendisisiniz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhterem hocam, altın ticareti yapmak, bileziği satmak doğru olur mu? Olur. Bir mahsuru yoktur. O da bir ticaret türü. Hocam ben öğrendiğim bazı bankalar burs veriyor, almamız uygun olur mu? Şimdi
Tabii banka şart koşacak, kendisi de çalışmak şartını koşacak, kendisinin elemanı olması için filan şey yapacak, mahsurlu olur. Bazı kardeşlerimiz şu andaki düzenin gayri İslami olduğu için görev yapmanın uygun olmadığını söylüyorlar. Delil olarak da Mekkeli müşriklerin Peygamberimize başkanlık teklif etmelerine, Peygamber Efendimizin de bunu reddetmesini söylüyorlar. Şimdi bu işleri alimlere bıraksınlar. Yani müştehitliği bilmeyen insanlar değil de alimler yapsın. Sen öyle çekilirsen, benimkisi öyle çekilirse bu hizmetler kimin elinde kalır? Besbelli. O bakımdan asıl kendi müesseselerimize sahip olmamız gerekiyor. Yani kendi milletimizde, kendi devletimizde, kendi müesseselerimize sahip olmamız gerekiyor. Hürriyet var, demokrasi var, seçim var, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Güzel şeyleri yapmak vazifeniz oluyor. Selam verdiğimiz Müslüman selamımızı almazsa kendi selamımızı ne yapacağız diye soruyor birisi. Sen birisine selam verdin. Esselamu aleyküm dedin. Adam başını çevirdi. Veyahut günaydın dedi. Ne yapacaksın? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim diyeceksin. O senin almadığın güzel selam benim olsun. Benim gibi salih kulların olsun diyeceksin. Geri alacaksın. Sen ona iyi niyetle selam verdiğin için ecir kazanırsın. O da vermediğinden mahrum kalır, cezasını çeker. Efendim birisi bir kız çocuğu olmuş, ismini siz verin diyor. Edibe olsun, edepli olsun inşallah. Koca kadınına hangi şartlarla boş ol diyebilir? Şer'an, efendim boşanma olayı olur. Biraz anlatır mısınız? Bir kişi, yani sen benden, ben senin nikahını bıraktım, boş ol dediği zaman karısını boşamış oluyor şeriatta. Bu evliliğin devam etmesini istemediği bir zaman yapabileceği bir şey. Fakat Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini hatırlatmak isterim. اَبَّدُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَتَّلَهِ Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır. Yani yasak değil, boşanma diye bir müessese vardır ama lüzumsuz kullanmak, yersiz yapmak çok vebalidir, çok günahtır. Onun için yersiz yapmaması lazım. Kadın yersiz isterse boşanmayı, bak cennetin kokusunu koklayamıyor. Erkek yersiz yaparsa Allah'ın lanetine uğrar. O bakımdan ancak yani o kadında yuvayı devam ettirmeye mani bazı haller belirirse o zaman boşayabilir. Birisi de sormuş ki bekar olarak vefat eden müminlere de efendim cennette hurilerden müjdeler var mıdır? Vardır. Eski Diyanet İşleri başkanlarından Süleyman Ateş cennette Arapça konuşulacağını bildiren hadisin uydurma bir hadis olduğunu söyledi. Siz de buyurursunuz. Evet, o hadis-i şerifin rivayet ve hadis ilmi noktasından zayıf bir hadis olduğuna dair bazı şeyler vardır. Ama başka delillerden de, ariflerin şeylerinden de cennet ehlinin lisanının Arapça olduğu da muhakkaktır. Başlarından geçen bir olay sonucunda babasının bir sözü üzerine Allah'ın gazabına uğrayarak feç geçiren, sinirleri bozulmuş bir hastaya ne tavsiyede bulunursunuz? Babasının gönlünü eğer babası sağsa almaya çalışması lazım. Yani kendisini affettirmesi lazım. Çünkü anne baba rızası önemli oluyor. İşte hediye alarak, elini öperek, tatlı sözler söyleyerek, özür dileyerek babasının gönlünü alması lazım. Vefat etmişse ruhu için hayırlar yaparak Allah'a tövbe etmesi lazım. Evde kıldığımız namaz camidekine uymazsa riya olurmuş. Lütfen açıklar mısınız? Mesele şudur. Şimdi bir insan evde namaz kılıyor. 4 rekat namazı kaç dakikada kıldın? Kronometreye basıyoruz.
2 dakika 20 saniyede 4 rekatı tıkırdattı, tamamladı elde. Paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, 2. 2 2 dakikada sünnet kılındı. 2 dakikada da farz kılındı, 4. Efendim, 1,5 dakikada da son sünnet kılındı, öğle namazı kılındı, 5-6 dakikada. Ama camiye geldiği zaman öyle hızlı kılsa yandaki hacı baba öğle namaz mı olur diyecek, korkuyor ondan. Paldır küldür korkuyor. O zaman orada uzun kılıyor. Kronometreye basıyorsun, 10 dakikada öğle namazı kılıyor. Bu riyadır. Neden? Hacı babadan korktuğu için düzgün kılıyor, Allah'tan korktuğu için değil. Hacı babadan korktuğu için tenkit edileceğim, beğenilmeyeceğim diye efendim namazı burada düzgün kılıyor, evde paldırdatıyor, küldürdetiyor. Efendim tavuk yem toplar gibi kılıyor. Bu riya olur. Başka yani böyle bir sebepten riya olacağına dair rivayetler vardır. Başka bir şeyle sebeple değil. Bu işin izahı öyle. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. El-Fatiha.